Merhaba, ben Frenses adım. Sahnelere çıkacağım. Misafirler geldiği zaman falan çok rahat şarkı söyleyemiyorum. Çok beğenmiyorlar. Hani ne zaman bitecek gibi gözümün içine falan bakılıyor. Grossbach Stiller kocaman bir Türk. Dansımla tepkimi veriyorum. Hem de bir yandan illegal savaşımı yürütüyorum hocam. Tize çıkamıyorum ben. Son iki albümdür tize çıkamıyorum. Normalde benim hançerem 7 oktav. Hep de yani güzel olunca da insana da böyle bir of sıkıldım gibi geliyor. Peste gönlüm var. Ben tizden muzdaribim. Tiz çok fazla tercih edilmiyor hocam. Size ders vermiyor. Tabii annem. Affedersiniz. Efendim? Yani bazen bu şarkı benim için çok şey. Böyle çıkası geliyor. Az müsaade edin. Hocam iyi misiniz? Hocam Türklerin davası. MC Feza her zaman bu dava uğruna yerlerde sürünmek uğruna yine de karşınızda. Bir tek dileğim var mutlu. Liseye gitmiştim. Elimi pompiş işte pomponlar veriyorlardı ve hey diyordum. Peki bana... Hocam buralar. Misafirlerim istedikleri yerler buralar. Buralar. Yani bildikleri şarkılar falan hep buralarda. Benim babam türkücüydü yani. Oradan kalan ufak bir kulak var yani. Saz sesini tanıyorum. Konuk olduğum zaman aynı meslektaşlarım geliyor. Hadi popçu olsa neyse. Popçu satıcı. Pop nedir lan? Pis. Jingle isterim. Sen jingle ne demek biliyor musun? Biliyorum. Ne demek? Belçika jingle, jingle demek. Bir kalın ses verin. Kalın. Zorla zorla çıkacak, bak az kaldı. Tek başıma bütün rap dünyasını değiştireceğim. Türklerin gücünü burada da göstereceğim. Biliyorlar benim de sesim. Son zamanlarda tize çıkamıyorum. Madar oluyorum. Bizim piyasa kancık. Ne tarz müzikler dinliyorsun? Türk kanat müziği dinliyorum. Bir örnek verir misin Türk kanat müziğinden? Dede bey amca bey. Dede enişte. Dede baba. Kaçıyorlar değil Kaçıyorlar. Mi? Kaçıyorlar. Yani tuvalet tuvalet hep bahane, ben biliyorum. Ben onları hep hissediyorum. Nota verir misiniz hocam? O notayı MC kullanıyor hocam. Bana başka bir nota verir misiniz? İşte Türk'ün kullandığı nota bu hocam. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Nereye akıyorsun sen gerizekalı, tersine mi akıyorsun? Ben sana nereye aktığını söyleyeyim. Mavını. Hani namını. Hocam. Dolayısıyla benim bu son albüme koyacağım parça da tiz. Allah'ına kadar tize çıkmam gerekiyor. Fakat çıkamıyorum. Acım yok ki, sildim seni. Acım yok ki, sildim seni. Dur biri bak. Bana iyi kemirir. Mesela bu. La la la. Ben pahalı bir şan hocasıyım ve herkese de... Şanlı yurdumdan bir demet... Şarkı hocası değil misiniz? Yanlış mı geldim? Peki bir şey söyleyeceğim. Hiç şarkı söylemeseniz. Öyle mi yapalım? Ama hep benim durumum o. Ben annemi babamı kırmak istemiyorum. Yani yaşlı insanlar. Annen bir mi? De ben şimdi evde kaldığım falan için de yani mümkün mertebe göstermek istiyorlar. Tavrımı inşallah size anlatabilmişimdir. Yo hocam, yanlış anladınız. Şöyle. Yo. Benziyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Belki hihilere benziyor. Hayır. Acı yok ki. Ya. Sen şarkı söyleyemezsin. Şu an beni çok kırdın. Ve bence sen çirkin bir insansın ve çok çirkin bir çocuksun. Kimse de seni sevmeyecek. Herkes de seni ısırmak isteyecek. Ve kimse senin arkadaşlık falan da etmez bence. Ve bence hiçbir tane balonun da olmayabilir. Ve hiç kimse de senin yanına gelip de senin yanağını da sevmez. Ve sen bir sümüksün.